Hangisini verelim arkadaşlar önce rızası varlığı başlayalım Buyurun. bunlar tecavüzcü değil bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işte. Evet efendim Zilal Hanım, şu anda bu görüşünü ifade etmiş olan kişi yeniden bakan. Evet. Ee, acaba biliyorsunuz bu tür şeylerin yeniden ısıtılıp getirilme ihtimalinden endişe ediyor kadın örgütleri. Böyle bir korkunuz, böyle bir endişeniz var mı? Hep var. Yani Bekir Bozdağ gelmese de var. Ee, diğer kadın yani AKP döneminde e, bakan olan kadınların söylediklerini de biliyoruz daha önce kamuoyuna yansıyan söylemlerinden ama bu tabii unutulacak bir şey değil. Yani bu bunu kim söylerse söylesin, bırakın bakan olmayı, yani devlette memur olmaması lazım artık. Çünkü halkın vergileriyle artık bu insanlara maaş ödenmemesi gerekiyor, bu kadar açık söylüyorum. Çünkü benim içim rahat değil, yani benim vergimle bu bakanlara maaş veriliyor. Ben bunu onaylamıyorum, bir kadın olarak onaylamıyorum, bir insan olarak onaylamıyorum. Burada tecavüzün aklanmasına giden ve Türkiye'nin hani en büyük sorunlarından biri, hem kadın hakları ile ilgili hem çocuk hakları ile ilgili, ben bunu protesto ediyorum. Yani bugün bu söyleme olan birisinin tekrar bakan yapılmasını ben şiddetle kınıyorum, protesto ediyorum, reddediyorum. Ben kendime yapılmış bir hakaret gibi de görüyorum bunu bu Yani bu hangi ülkede olsa küçükün rızası sözü. E, bu hangi ülkede olsa bu kabul edilemez bakın. Küçüğün yani, rızası sözü. Küçüğün meseleyi rızası. nerelere götürebilir, nasıl bir tehlike yaratabilir? E, çocuk yaşta e, zorla evlilikler yaptırılıyor hala Türkiye'de bu sorunla mücadele ediliyor e, ve e, Anadolu'da, Doğu'da bu konuda çok büyük dramlar yaşanıyor. E, ve, her yerde, her yaşanıyor. yerde yaşanıyor. Her yerde her yaşanıyor. daha çok da yaşanıyor ve e, kalkmış e, bir bakan. Ee, bu konuda bunu söylüyor ve hala bu insan tekrar getirilebiliyor. Yani bu demek oluyor ki halka karşı. Yani siz ne düşünürseniz düşünün zamanında çok tepki gördü çünkü bu bizim umurumuzda değil biz yine bu kişiyi getiririz demek oluyor. Aynı şey işte Fethullah Gülen söyleyeyim biraz sonra belki o da görüşecek. Tabii edecek. onu da gireceğiz. Yani sonra. geçmişte dediği gibi Atilla Taş'ın az önce yani yüzde çeyreğinin çeyreğini söylesem dedi. Binde birini söylese şu anda kim söylese hapisteydi çıkamamıştı hala. Peki o zaman şimdi yine Bekir Bozda hatırlıyoruz faslında sıra zamanında Gülen'le ilgili sözlerinde. Bir başka şey, bir başka şey Fethullah Gülen bu ülkenin yetiştirdiği değerli bir kıymettir. Seversiniz, sevmezsiniz. Ama Değerli bir insandır, bilge bir insandır. Bu ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetişmesi için hizmetini yapıyor. Her şeyi de açık. Devletin denetimi, gözetimi altında açık. Her şey gözün önünde olan yapılan hizmetlere baktığınızda siz siz buna siz buna hakkında herhangi bir savcının iddiası mahkumiyet kararı olmayan birine çete diye itham ederseniz ona karşı da büyük bir haksızlık yaparsınız de burada aslında Fethullah Gülen'in masumiyet karinesini savunuyor değil mi burada? Ee, onu savunuyor. Evet. Konuşmanın yapıldığı dönem itibariyle evet. Söylüyorum. Ama ondan daha vahim bir itirafta bulunuyor. Fethullah Gülen'in yaptığı her şey devletin gözetimi ve denetimi altında yapılmıştır diyor. Onayı demek oluyor. Yani tabii ki. Burada diyor gizli saklı bir şey yok diyor. Yani aynı o Emre Cemil Ayvalı gibi hani nasıl FETÖ'cülere, Kemalistleri kırdırdık iktidarımızın önünü açmak için bile bile yaptık 2010'a kadarki süreçte dediği gibi Bekir Boz da Fethullah Gülen'in yaptığı her şeyin kendilerinin ve devletin gözetimi, denetimi izni ile yapıldığını söylüyor. Ne Bu bir, verdik. Ya bu bir itiraf, suç itirafı bu. Bu suç itirafı. Ya bu ülkede hakikaten utanmak denilen bir duygu kalmamış yok. Kan, kandırıldık ya değil. yok böyle bir şey. Kandırıldık, aldatıldık da bunları akladılar. Ya biraz önce Atilla Taş'ın gözyaşlarını düşünün. Murat Aksoy'u düşünün. O zaman herkes Ya kandırılır. onlarca insanı düşünün. FETÖ'ye, ya sözcüyü bugün cumhuriyeti bile FETÖ'ye yardımdan dolayı yargılayan bir ülke bu. Ya bunları düşünün. Ya birazcık böyle bir sıkılmamız lazım, biraz utanmamız lazım. On binlerce şu anda KYK mağdurunu düşünün. Şu laflarının yüzde birini söylememiş insanların hayatları karartıldı ya. Ya şunları söyle yani demin de söyledim 17-18 yaşındaki çocuklar bir otobüse bindirilerek metazoru getirildi. Ya bu FETÖ'nün bütün darbe teşebbüsünün yükü üstlerine atıldı şu anda. Ve bu adamlar tekrar tekrar sahneye alınıyorlar. Tekrar tekrar başrollere geliyorlar. Yani işte Nebati'yi daha yeni konuştuk. Bakan Nebati. Evet daha yeni konuştuk. Yani, yani Fethullah'ın yanında efendim, böyle e, cegetini ilikleyerek adeta saygı duruşunda duran, Şimdi nasıl? hemen yanı başında ona vücuduna dokunmak için telaş gösteren kişiler tekrar tekrar sahneye alınıyor. Şimdi da ay nasıl güvenilecek böyle ya, bir Adalet Bakanı ya, Demek ki de deniyor ki bize yani siz umurumuzda değilsiniz ne düşünürseniz düşünün biz yolumuza devam ederiz. Bu, Ama bu siyasal aklımız, olarak aklımız hayır bu bakın yani. bu siyasal olarak ve fiili olarak aynı komp, şeyin e, koalisyonun ya da aynı ittifakın bir şekilde devam ettiğini tabii, tabii, evet. ve bir şekilde yeniden gündeme getirildiğini gösteriyor. Evet. Yani bu gözümüzün içine baka baka yapılıyor. Aynen. Yani, yani bu biz arada Ali Mahir Başarır'ın hesabında paylaştığı bir video vardı. Ee, eğer o videoda girmemizde sakınca teşkil eden bir unsur yoksa gireriz. Veremiyoruz değil mi? Bir tamam. de bu şey, şey söyleyeyim. Eee şey, telif hakları var bazı görüntülerde vesaire. Çocukla biz siz paylaşabilirsiniz biz veremiyoruz çocukla ama veremiyoruz. Ya bu çocukla ilgili ama şu, e, videonun esprisi şu Ali Mahir'in paylaştığı bu kareye yani Gülen'le kareye giren hiç kimse cezalandırılmadığının kolajı. Evet. Hiç kimse. <laughs> Doğru. Aynen öyle. Doğru. Şimdi ikinci bir şey ya çok vahim, gerçekten çok vahim. Bir çocuğun bakın bir çocuğun ister rızası olsun, ister olmasın. Çocuğa karşı yöneltilmiş her türlü cinsel eylem Yapan kişi açısından sapıklıktır. Eylem açısından tasaddi ya da tecavüzdür. Cinsel saldırıdır. Çocuğun ister rızası olsun, ister olmasın. Bir şey eklemek istiyorum. Çocuk rızası. Çocuğa rızan var mı diye sorsanız rıza ne demek der? Ya çocuğun o rızasını yapsın. sormak. Yani rızanın bakın, anlamını bilmez. Zülal Hanım, çocuğa yani? rıza sormak ve rıza üzerinden rızası varmış diye yapılanı aklamaya çalışmak hukuk dilinde ve halk deyimiyle tanım, e, tanımlayayım sapıklığınızı meşru göstermeye sapıklığınızın üzerini örtmeye çalışmanız demektir. 18 ya Züleyha Hanım'ın söylediği doğru. Doğru. Değil mi? Tabii yani ki doğru. Bir çocuğa... Soramazsınız. Soramazsınız. Yaşamış, böyle ya bir şey bir çocuğa soramazsınız. Bir nasıl böyle bir şey soracaksınız? Bir çocuk hiç. hakları denilen... Kim bilir bu arada hangi baskılar olacak o tabii. çocuğun üzerinde. Ayrıca. Ee, insanlar, insanlar şunu çok kolay zannediyorlar. Herkes için söylemiyorum tabii. Çoğunluk bu konuda gayet anlayışlı. Ama bu zihniyetteki bazıları herhalde başına gelen böyle bir şey konusunda şikayetçi olmanın bile ne kadar zor olduğunu herhalde farkında değiller. Ne kadar zor olduğunu. <laughs> i̇nsanı nerelere nerelere götürdüğünü ya psikolojik olarak. benzer çok soruşturmalar yaptığım için geçmişte bu tarz. Çünkü bu kanunen yasaktır yani. Bu suçtur. Başka... Yaptığım için oradaki acıları biliyorum, bilirim. bilirim. Peki bozda Atrican'ın Şu... başka video varsa söyleyin bana. Şunu yapamazsınız ya. Bir çocuğa, bakın bir çocuğa rızasını soramazsınız. soramazsınız. Çocuğun rızasını geçerli kılamazsınız. Ondan daha da vahimini söylüyor Bozdağ. Hı hı. Yani rızayı da geçin. Diyor ki aileler buna izin verdikten sonra diyor. Ya bir çocuğun bu mağduriyetini ailelere atarak ailelerin onayı üzerinden de meşrulaştıramazsınız. Bu bir aile şiddetidir zaten. Bir aile içi şiddettir. Bu toplumun kanayan yarasıdır küçük yaştaki çocukların ya kendisinden işte onlarca bilmem ne yaşlı insanlarla aile onaylıyor diye bir de buna dini bir takım kılıflar bularak yani dini bir takım mülahazalarla efendim işte şu vakit gelmişse olabilir bu vakit gelmişse olabilir ya 9 yaşında olabilir 10 yaşında olabilir gibi bunların hepsi sapıklığınızı buna sapıklık diyorum altını çize çize söylüyorum ya 9 yaşında, 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında bir çocuğun cinsel istismarını aklamaya çalışan her kim olursa olsun ister adalet bakanı olsun, ister başka bir kişi olsun. Bu niyetle konuşan herkes sapıklığı meşrulaştırıyordu. E, ya da zorla o yaşta evlendirilmesini bu şekilde meşrulaştırmaya çalışan herkes. Çocuğa zulümdür bu. AKP'li e, bir kadın bakan vardı Sema Ramazanoğlu değil mi? E, evet. Ensar olayında onu da hatırlayalım burada. Bir kereden bir şey olmaz diyerek hatırlayın. Hayır, bir, bir şey olabilir, olabilir mi ya? Zaten. Bu, bu zihniyet bir şey sadece ya. Bekir Bozdağ'a özgü değil. Onu demek istiyorum. Yani bu zihniyet orada var zaten. Yani zaman zaman var. patlıyor bakın çocuğu kadını ve çocuğu şiddetten korumaya yönelik bu bir şiddettir çünkü cinsel şiddettir Şiddet, bu. tabii. Cebirdir, cinsel cebirdir bu. <laughs> Bundan korumaya yönelik hem bir yasal mevzuatınız var. Şip, ya bir de İstanbul Sözleşmesi'nde ee, yana yakına çıkmanızın temel sebeplerinden birisi. Tamam. Evet. Şu kadar. Şimdi Barış Şimdi ben e, meseleyi farklı bir şeye getireceğim. E, şöyle i̇şte Kış meselenin şey boyutunu da konuşacağız. Yani Abdülhamit Gül gitti. Tam onu, tam onu anladım. ve Bekir Bozdağ geldi bakın, boyutu. Mesele şu bakın. Önce baştan Allah. söyleyeyim. Bütün